Türkiye adım adım seçime girerken, kimi partilerde isimler netleşti, çalışmalar hızlandı. Lakin kimi parti ise hala ittifaklı mı yoksa müstakil mi seçime gidilmeli bunu tartışıyor. Bu tartışmaların odağındaki iki parti DEM ve CHP. CHP için DEM Parti'nin kendi adaylarıyla seçime girme kararı vermesi, soğuk duş etkisi yaparken bir de İstanbul için Başak Demirtaş'ın konuşulması planları alt üst etmişti. Ancak Demirtaş'ın adaylığını geri çekmesi sonrası bir nefes alan CHP'de hala kimi büyük şehirlerde destek gelir mi beklentisi hakim. Dem Parti İstanbul adayını henüz açıklamadı. Grup Başkan Vekili Meral Danış Beştaş, eski vekillerden Sırrı Sakık ve Ali Kenanoğlu öne çıkan isimler. Son virajda CHP'ye destek gelir mi bilinmez ancak en çok merak edilenlerden biri Başak Demirtaş'ın adaylığını neden çektiği. Demirtaş'ın bu hamlesiyle CHP'ye mesaj verdiği ifade ediliyor. Bu mesajlardan ilkinin, demin çıkaracağı güçlü bir adayın CHP için seçimin kaybı olabileceğinin fark edilmesini sağlamak. Bir diğer mesaj ise için Demirtaş ismi konuşulmaya başlandığı anda, muhalefet kanadından gelen özellikle de CHP'ye yakın güruhun sıklıkla dile getirdiği, Demirtaş'ın bir pazarlıkla aday olduğu iddiaları. Demirtaş'ın ortada bir pazarlık olmadığını göstermek adına adaylıktan çekildiği ifade ediliyor. İstanbul adaylığı konuşulmaya devam ederken, DEM Parti'nin Ankara'da da CHP adayı Yavaş'a destek vermemekte kararlı olduğu belirtiliyor. Demin Ankara için öne çıkan isimleri ise Saruhan Oluç ve Filiz Kerestecioğlu,